Konuşmasından dolayı Sayın Başkanımız Erol Demir'e teşekkür ederiz. Şimdi İSMO Kurucu Omursal Başkanımız ve Tüm MOBS Sekreterimiz Sayın Yahya Arıkan Bey'e sözü bırakıyorum. Çok değerli Oda Başkanım, çok değerli konuklar, çok saygıdeğer meslektaşlarım, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Ya burası alkış arkadaşlar ya. Kağıthanemiz arkadaşlar. Muhteşem misiniz arkadaşlar? Daha güçlü. Sesinizi İstanbul diyorsun. Ben her gittiğim yerde bu heyecanı görüyorum sevgili arkadaşlar. Hangi ilçe gidersem gideyim iddia ediyorum böyle bir camiye yok sevgili arkadaşlar. Bu güzelliği yaratanlara, emeği geçenlere içten teşekkür ediyorum. Sevgili Filiz, seni hiç heyecanlı görmedim, onu söyleyeyim. Ben ilk defa konuşma yaparken masa zangır zangır sallanıyordu. Sende hiçbir şey yok maşallah. İyi bir başlangıç, başarılı devamını diliyorum. Ben bu tür kahvaltılarda Erol Başkan olduğum yerde çok uzun konuşmuyorum. O meslekle ilgili anlatılması gereken konuları tek tek sizlerle paylaşıyorum. Tabii burada vergi idaresinin, sigortanın çok değerli temsilcileri var. Sayın Başkan ifade ettiği gibi onlar bizim paydaşlarımız. Dün ben Ankara'da Çalışma Bakanımızın olduğu bir toplantıya katıldık. Vergi idaresinde haftalarında birlikte olduk. Bir şey bilmenizi istiyorum. Meslek odaları devletle kavga etmez değerli arkadaşlar. Ama hak aramayı da asla bırakmaz. Hak aramak ayrı bir şey, devlete kaba tutmak başka bir şey. Devleti yönetenler yanlış işler yapıyorlarsa o yanlış anlatmak bizim görevimiz. Şimdi dışarıda güzel bir hava var. Her gittiğim yerde üç şeyi anlatmak istiyorum. Bir, dün neydi? Bugün yaşadıklarımızı sevgili başkanım çok güzel anlattı. Gelecek ne olacak? Şimdi bir kuşak var. Evle defter tutmanın ne olduğunu bilmiyor. Öyle mi arkadaşlar? O kuşak Mart'tan Mart'ta bu işi yapan, Mart ayı geldiği zaman Sirkeci'de büyük postan önünde kuyruğa giren bir süreçten geldi. Şimdiki kuşak, bugünden bahsediyorum, oturduğumuz yerden bir anlamıyor gönderiyoruz, bir anlamıyor gidiyor, kuyrukta bekliyor, bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bakın, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, çok uzun söyler değil, belki seneye, inanın bu sorunları yaşamayacağız biliyor musunuz? Ben buna içten inanıyorum. Yani bugün Maliye Teşkilatı'nın, Sosyal Güvenlik Teşkilatı'nın yıllar önceki çalışma ortamına bakın, bugünkü çalışma ortamına bakın, bir dijital dönüşüm sürecine ayak uydurmaya çalışıyor, altyapı sorunları var ve bundan dolayı da bu sıkıntıyı biz yaşıyoruz. Bugünler geçecek mi? Geçecek. Ama asıl önemli olan nokta, sevgili Oda Başkanı her de ifade etmiş olduğu konu, gelecek arkadaşlar. Gelecek. Yani her şey elektrik ortamda olduğu zaman, iki mesleğe sesleniyorum buradan. Aramızda yeminler var mı yok mu bilmiyorum ama her şey elektrik ortama döndüğü zaman bir, defter tutma kalkacak. İki, KDV iadesi kalkacak. Üç, tam tersi kalkacak değerli arkadaşlar. Bunu herkesin görmesi lazım. Bunu da kimsenin durdurma şansı yok sevgili arkadaşlar. TÜMOB'un inanın yatıp kalktığımız en önemli konu bu. Yani 130 bin kişi camianın yaklaşık büyük bir bölümünün defter tutan bu camianın defter tutma kalktıktan sonra ne iş yapacağı bizim birinci sorumuz değerli arkadaşlar. Yatıyoruz, kalkıyoruz. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Ben de
Bunun detayına girmek istemiyorum. Son süreçte, bayram sürecinde hakikaten başkanım tank mı geçti, üstümüzden ne geçti bilmiyorum ama en büyük de faturayı Emre Kartaloğlu ya Yarıkan aldı. Her gelen bize dua etti. Bol bol dualar etti. Güzel sözler söyledi. Allah razı olsunlar. Güzel söz söylendi, söylemedi. Sorun yok. Ama önümüzdeki hafta çok değişik bir hafta olacak. Önümüzdeki hafta tüm hafta milletvekillerimizde bir kahvaltımız var. Meslekten gelen milletvekillerine. 14 kişiler ha. Ya şu yeşil pasaportu çıkartıncaz arkadaşlar yani. Hakkımız değil mi yeşil pasaportu? Sözün arkadaşlar. İki, GİP Başkanı ve ekibiyle birlikte yine TÜRMOK'ta bir öncesinde değerli başkanı atmış olduğu beyan ve bildirimin sadeleşmesinden tutun. Bu yaşadığımız sorunların bir daha yaşanmaması adına çok ciddi bir toplantımız olacak ve bunun da sonuçlarını meslek kamuoyuna paylaşacağız sevgili arkadaşlar. Yani önceki hafta nasıl yarın güneş 19 günü farklı doğacaksa ben önceki hafta meslek adına da çok farklı şeyin olacağını düşünüyorum. Söz uzatmayalım. Dün dedik, bugün dedik, yarın dedik. Dün bu odayı kurarken her yerde söylüyorum. Bu odayı kuranlar iki şiarla yola çıktı. Meslek sevdası, memleket sevdası. Memleket sevdası nedir? Bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal ve arkadaşları. Yarın 19 Mayıs güneş yeniden doğacak. Güzel günler bizim olacak. Her şey gözü olsun. Sevgiler, saygılar. Teşekkür ediyorum.